Evet, merhabalar. Sultanahmet civarında dolaşıyoruz. Çok değişik noktalar. Uzun zamandır gelmemiş insanlar için. Belki bir fikir verir, belki yeni şeyler görürüz diye bir video doldurmaya karar verdim gelmişken. Sağda maskeli insanlar görüyorsunuz. Onlar artık öyle korkmuşlar ki ülkemizde bile maske takıyorlar. Sağ sapıyoruz, Dede Efendi diye bir tabela gördüm bu arada. Buralarda Dede Efendi var anladığım kadarıyla. Parke taşlı yollardan gittiğimiz için yavaş gidiyoruz. Çünkü parke taşı lastiklere çok zarar verir. Sultanahmet Topkapı Sarayı sol taraf. Yerebatan Sarnıcı Ayasofya sol taraf. Biz şimdi sol tarafa doğru işaretimizi verdik ve dönüyoruz. İstanbul'a özlenmeye olanlar da bizimle birlikte şu anda tesadüfen düştüğümüz bu yollara girmişken biraz gezsinler bakalım. Ben de hayatımda ilk kez görüyorum buraları. Eminönü'ne gelmiştim. Bir işim vardı. Park yeri bulamayınca buralara kadar çıktım diyeyim. Burada dikkatimi çeken çok fazla sayıda yabancı var ve oteller var. Değişik, nostaljik bir sokak silsilesi var diyebiliriz. Özellikle telefonumuz sağ tarafı çekiyor. Bakalım devam edelim, karşımıza neler çıkacak. Düz devam ediyoruz. Sağda değişik yapılar, küçük eski binalar ve o binalardan restore edilmiş lokantalar, oteller, köşkler görüyorum. Sanki değişik bir ülkeye gelmiş gibiyim, ben de şaşırdım. Genelde bu sokakta anladığım kadarıyla restoranlar var ve trafik çok sıkışık. Bu beyefendi sağdan gelişi tercih etti. Çıkmaz mı? Dış ses çıkmaz diyor. Bakalım şimdi biz nerelere kadar gideceğiz? Size nereleri gösterebileceğim? Burası Akbıyık. Burası Akbıyık'mış. Hayatımda ilk kez duydum. Sultanahmet'e de hayatımda ilk kez geliyorum zaten. Değişik. Evet, biraz tarihsel kokusu var. Şöyle yaparsak çift tarafı da görebiliriz. Sağlı sollu görebiliriz. Şimdi Sultanahmet'e doğru ineceğiz. Ayasofya Sultanahmet sol taraf. Yerebatan Sarnıcı Topkapı Sarıcı sol taraf. Sahil yolu Sirkeci Can Kurtaran Havalimanı sağ taraf. Bugün ciddi boyutta park sıkıntısı var her yerde. Dolayısıyla cumartesi olduğu gün nedeniyle midir bilemiyorum. Buraya gelirken arabasız gelmek gerekiyor. Evet, sağ tarafa biz gitmeye karar verdik. Çünkü burada park yeri zor bulacak gibiyiz. Evet. Sağ tarafta tıkalı. Sağda bir şey yok, bunu bekliyoruz. Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Saygılı vatandaşlarımızı bekliyoruz ama plakasına bakıyorum. Davranış bilimleri konusunda değerlendirirsek 26 olduğunu görüyorum. Misafir olduğunu görüyorum. Ve sabırla ona misafir uygulaması yapıyorum. Oysa ki köşeye çekip indirme yapabilirdi. Ama karar değiştirdiler. Ben şöyle alayım. Şöyle. Yoksa bu adamı ineceğim. Sabırlı oluyoruz. 26 misafir. Evet. Çoluğunu çocuğunu indirdi. Şimdi gidiyor. Biz de sabrın soluğu selamettir diye bekledik. Sevap kazanmış olduk. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Burada güzel bir köşk var. Neymiş? İshak Paşa Konağı sofrası. Ve içerisi çok güzel gözüküyor. Yolunuz düşerse tavsiye ederim. Düz mü gideceğiz? Düz otopark burası. Allah Allah, nereleri otopark yapmışlar ya. Bu ne kalesi acaba? Çok enteresan gözüküyor burası. Biraz restorasyon yapılmış dışı. Can Kurtaran burası. Can Kurtaran'mış. Oo, çok değişik. Kalenin sol tarafında böyle Kapadokya'ya benzeyen bir havuz yapmışlar. Taşlardan değişik gözüküyor. Biz
de muhtemel sahil yolunun sağ arka tarafındayız şimdi. Bakalım nereye çıkacağız. Sahil yolunda bir tabela görmüştüm. Sağa dönersen Sultanahmet'e gider diye görüyorum. Herhalde oraya çıkacağız biz. Şu anda Fatih Belediyesi Can Kurtaran alt geçidinden geçiyoruz. Evet, değişik. Eskiden bu geçitlerden çok vardı. Hatta bu geçitlerden sağlı sollu geçildiği zaman burada bir adam dururdu. 5 kuruş verirdin, sana geç kal derdi, polislik yapardı. Şimdi artık onlar pek kalmadı. Ben küçükken öyleydi. Yeni nesilde öğrenmiş olsun. Sol tarafımda Fatih Belediyesi'nin Can Kurtaran sosyal tesisleri var. Göz atıyorum, oldukça fazla içinde oturma bankları var. Hava güzel, güneşli. Bakalım gidebilecek miyiz? Biz mi devam ediyoruz, sola mı sapalım? İleriden sola, buradan mı döneceğiz? Buradan dönersek sağa sapacağız. Dön bakalım, dön, sola dönüş var. Evet, var, taksi var. Ne yapıyorsa doğrudur, biz de taksiyi takip edelim. Buranın özelliği hem sağ hem sola sapabiliriz. Sağ doğru al ki oradan araç gelebilir. Hayır, gidiş sola mı gelişli, sapacağız? Sola sapacağız. Ha. Da gidiş gelişli bu yol. Okey. Yani onu tabii ki görebiliyorum, sağ ol, teşekkür ederim. Ama biz sola karşıya geçiyoruz, öyle mi? Yok, dümdüz gideceğiz. Hayır, sağ mı sapacağız demek istedim. Sola. Yani empatisel bir fark var aramızda maalesef. Dümdüz denize gideceğiz. Şimdi sola baktığım zaman Sirkeci yakınlarında denizin çok dalgalı olduğunu ve sapar sapmaz da sola bütün denizin üzerinde martılar, kuşlar olduğunu görerekten nasıl bir yorum yapıyorum? Bugün balık çok diyebilir miyiz? Evet, çünkü denizin üzerinde ne kadar çok kuş varsa, martı varsa o kısımda çok fazla balık var demektir. Bunu öğrenmiştim, sizinle paylaşayım. Ama bakıyorum orada balık tutan kayıklar yok. Neden acaba? Belki de büyük şilepler geçtiği içindir. Şimdi evet, sola işaretimizi verdik. Sapıyoruz. Ve deniz kenarına çıktık. Allah'a şükürler olsun, bayağı bir çaba sarf ettik. Şöyle size biraz deniz tarafını gösterelim İstanbul özlemini çekenler için. Bu arada denizin üzerindeki kuşlar, martılar güzelliğinde tadına bir bakın, görsel bir şölen yaşayın. Soldaki bu beyaz fener midir, nedir bu? Can Kurtaran feneri. Tasarım Meslek Yüksek Okulu varmış burada, Faruk Saraç. Bu arada Faruk Saraç modacıyı tanıyoruz ama böyle bir yüksek okulu olduğunu bilmiyordum. Çok hoşuma gitti, kendisini tebrik ederim. Sol tarafta kaleler var. Köprü ne köprüsü? Şurada bir köprü gözüküyor. Ne köprüsü o? Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü mü? Ama niye? Yani çok değişik gözüküyor. Allah Allah. Boğaz Köprüsü'nün bacaklarının çekiliş şemali mi değişti? Sol tarafta gördüğümüz bu yol üzerindeki kalelerde restorasyon çalışmaları var. Hepsi iskelelere iskelelerle kaplanmış. Çok hoşuma gitti. Kapı Sarayı'nın önü burası. Topkapı Sarayı'nın önüymüş burası. Gülhane Parkı'nın ön tarafıymış ama bu kaleler gerçekten güçlendirilmeye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Demek ki onu fark etmişler. Evet, yaşasın Türk bayrağımız. Çok güzel dalgalanıyor. Şimdi buralarda park yeri mi aramaya başlıyoruz? Umarım bakacağız işte, bulabilirsek şayet. Evet. Yani inşallah. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Şu elin önüne yakın bir park yeri bulsak da, bir şu tahta kalemidir nedir, bir oraya da bir işim var, onu bir halledebilsek diye düşünüyorum. Otopark diyor ama burası yakın mı? Sarayburnu burası ama buradan biraz ilerle bakalım, ileride de bir yerler var. Evet, şimdilik videomuzun tarihsel görüntüleri bu kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.